arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok çok kolay ve çok şık bir çanta çalışması yapacağız dümdüz trabzandan öreceğimiz bu çantamızı her yaş grubu için ayarlayabilirsiniz daha küçük başlarsanız birazcık daha küçük olabilir küçük başladığımız zaman bu pembe rengimizi biraz daha az yapıp yukarıda kullanacağınız farklı rengimizi de daha az yapıp ona göre ayarlayabilirsiniz ayarlamalar yapabilirsiniz. Tamamen ölçü kendi elinizde. Hiçbir zorluğu yok. Zincirimizin üzerine trabzanlarımızı kurduktan sonra bir ön yüzden bir arka yüzden örüyoruz ki trabzanlarımız şu şekilde bir kayma yapmasın. Sadece yan tarafımızda bulunsun. Dümdüz trabzanımızı iki renkten ördükten sonra şuradaki görmüş olduğumuz fırfırları da üzerinden ördük ve çantamız minik prenseslerimizin kullanımına hazır oldu. Şöyle kenarına, sap kısmına bir minik çiçeğimizi yaptık. Dilerseniz bunu da çalışmayabilirsiniz. Dilerseniz farklı çiçekler, farklı uygulamalar ya da hazır çocukların çok sevdiği aparatlar var. O şekilde aparatlardan da alıp takılabilir. Çizgi film kahramanları olsun ya da sevdikleri çiçekler, hayvanlar olabilir. Bu şekilde de bağlayabilirsiniz şöyle. Çok zarif, çok şık, sade ve şık bir çanta oldu. Evet hemen isterseniz yapımına geçelim. Şöyle görelim. Kolay gelsin. Çantamızı örmek için bonbon lüks ve polosu ipini kullanıyorum. Patiklik ip diye bildiğimiz iplerimiz bunlar. Gayet sağlam ve dayanıklı ipler. Ve iki buçuk numaralı da tığım var. Kullanmaktan yıprandığı için yani çıktığı için numarası gösteremiyorum. Tabii ki. E ipinize uygun tığlar tercih ederseniz çok güzel olur. Hemen zincirimizi çekip çantamızın alt kısmını örmeye başlayalım. Düğümümü atıyorum ve üzerine istediğim büyüklükteki çantaya olacak şekilde zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çocuklar için öreceğim için bu çantamı 30 yeterli gibi birazcık daha büyük örmek istersek birkaç tane daha çekebilirsiniz. Ben bunun santim ölçüsünü vereyim size ona göre Sizlerde çalışırsanız 30 tane bir beş tane daha çekelim 31 32 33 34 ve 35 Evet şimdi santim ölçüsüne bakalım zincirin baş kısmından son kısma doğru 14 santim olduğunu görmekteyim şu kadar altı Evet şimdi üzerini Örmeye başlayalım son zincirimi şöyle tutuyorum 1 2 2 tane daha zincir ilave ettikten sonra son zincirime batıyorum ve ikili trabzanımı örüyorum bakın son zincir içerisine 2 zincir ilave ettim ve yanında bir trabzan ördüm şimdi bir tane daha aynı yere trabzanımı ikili olarak örüyorum toplamda 3 tane trabzanım oldu bir tane daha 4 trabzanımız var Şöyle görelim ve devam ediyorum. Uç kısma kadar bire bir her zincirimize bir tane trabzan örelim. Kenarda 4 oldu. Devam ediyorum. Başını dolayıp bir tane başını doluyorum. Sıradan 1 ve 2 doluyorum. Buradaki trabzan toplam 8 defa batıyorum. Birinci ördüm. Bu 2. Aynı yere bakın. 3 4. örüyorum. 4 5. 6 7 8 zincir ve son trabzanımı örüyorum. Başlarken de 4 tane trabzan örmüştük. Bu burada 8 trabzanımı tamamladıktan sonra diğer tarafa geçiyorum. Yani şu karşıdaki ilk trabzanımın karşılığına bir tane batıyorum ve buradan devam ediyorum. Sonra ikinciye bakın her birini birer tane örüyorum. Birer birer ördüm. Hepsinin karşılığına kadar tane trabzan olacak şekilde diğer köşemize doğru ilerleyelim. Uç noktaya kadar geldim. 4 tane tırabzanımızı ördüm. Başlangıç noktasındayım. Şimdi 1-4 tırabzan da buraya örüyorum. 8 olması için 1 2 3 Dördüncü ve son trabzanımı örüyorum. Bu köşemizde de toplamda 8 tane trabzanımız oldu. 8 diğer tarafta 8 de bu köşemizde. Şimdi geçişimizi yapalım. İlk zincirimin tepesine geliyorum. Şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve devam ediyorum. Bu kez her birine birer tane her bir trabzanımıza artış yapmıyorum. Bakınız hepsine birer tane. Çantamız çocuk çantası olduğu için yeterli taban kısmımız. Birer birer örelim. Diğer uç noktaya kadar geldim. Her birini birer tane ördüm. Bakınız hiç fazla örmedim. Birer birer örerek geldim. Şimdi buradaki 8'in her birine bir tane örüyorum. Hiç farklı işlem yapmıyorum. döndük bakınız kıvrılmaya başlayacak çanta formuna gelecek. İkinci sıramızın sonuna kadar yani başlangıcı yerime kadar örerek geldim. 3 tane zincir çekmiştim. Hemen tepesine batıyorum ve çekiyorum. Aynı yönden devam etmiyorum. 3 zincirimi çekiyorum. 2 ve 3 geriye döndürüyorum. Bu kez ters yönden örerek devam ediyorum. Yine birebir, bir ters yönden, bir düz yönden örerek tamamlayacağız. Birer birer örgümüzün tersinden devam ediyorum. Kenarda çizgi olmasın diye, yani çizgi sürekli kaymasın diye bu yöntemi kullanmaktayız. Bir iç, bir dış olarak örelim örgümüzün. Bakın, iç kısmındayız ve sıramızı tamamlayalım sıramı tamamladım yeniden bakın 3 tane zincirimi bulunduğu yerdeyim geliyorum zincirimin tepesine batıyorum ilmeğimi buradan kaydırıyorum birleştiriyorum 1 2 3 tane zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum bu kez örgümüzü düz yönünden ilerletiyorum birer birer Tamabzan tepesine batıyorum. Bir ön yüzden, bir arka yüzden örerek istediğimiz büyüklük ölçüsü gelene kadar örmeye devam edelim. Farklı bir işlem yapmadan, bir ters yüzden, bir düz yüzden örmeye devam ettim ve kaç sıra ördüğümüzü şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 sıra ördüm. 13 sıranın karşılığına kaç santim? olduğunu görmek istiyorum. 12 santim uzunluğunda. Şimdi ikinci rengim olan krem rengiyle örmeye başlıyorum. Son trabzanımı ördüm. En son ilmeği krem rengimle çekiyorum. Krem rengimle geçtim. Bakın karşıya batıyorum. 1 2 3 çeviriyorum ve buradan pembemizi keselim artık. Şöyle düğümümüzü atalım. Çantamızın iç kısmına bunu çekeceğiz. Evet şimdi hiç farklı işlem yapmadan yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. 3 sıra kremimizi de Ters düz, ters olarak örelim. Da şimdi e, hangi yöndeyseniz yani yönleriniz fark etmez çünkü farklı büyüklüklerde öreceğiniz için. 3 sıra krem ördükten sonra yeniden görüşelim. 4 sırada krem rengimi ördüm ve şöyle işaretler koydum. Bu işaretler şu arada kalan kısma zincir çekip çantamızın kulbunu oluşturacağız. Diğer tarafı ise kenar olarak ayarlayacağız. Bunu nasıl ayarladım hemen göstermek istiyorum. Burada hep bir zincir üzerine gitmiştik. Buradaki zincirimi ortaya alıyorum. 1 diye bakınız. Bu zincirimden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zincirimle birlikte 7 tane bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar zincirimden itibaren 1 diye sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burayı tam merkeze alıyorum. Ee, Buradaki zinciri yani kenardakini iki defa sayıyorum, hem bu tarafa hem bu tarafa sayıyorum ve toplamda burada 15 tane trabzan ayırdım. Şu aradaki mesafeyi de her iki tarafta aynı olacak şekilde sayıyorum. Burayı da 15 tane e, trabzan ayırıyorum. Şöyle görelim. Şimdi örmeye başlayalım. Burası yarım olarak devam edecek. Diğer tarafı ise tüm öreceğiz. İki tane zincirimi çektim. Şöyle sizlerle birlikte yapalım isterseniz. Hemen şurayı birleştirelim. Geçişimi yaptım. Bir ve iki, iki zincirimi çektim. İki zincirimi çektikten sonra hemen dibine batıyorum. Bir tane çekelim, iki çekmeyelim. Bir zincir yeterli. Diğerine batalım. Diğerine, burayı sık iğne olarak işaretlediğim yeri örüyorum. Diğer yarısını da dönüşte öreceğiz. Zincirimi çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bir tane zincirimi çektim. 50. zincirimden sonra diğer kenarımı örmeye başlıyorum. Hemen işaretimin yanına gelip batıyorum. Şöyle bakın 50 tane çok uzun bir kolbu olmayacak. Ve buradaki sıkı iğnelerimi örüyorum. 2 3 4 5

Şimdi karşı taraftaki zincir sayısının aynını çekiyorum. 1 2 3 4 5 50 tane olana kadar çekelim. 50 zincirimi çektim. Diğer tarafa geçiyorum. Yarısını örmüştük. Yarısını da şimdi örüyorum. Hemen işaretimizin yanına batalım. Sık iğneler şeklinde örüyoruz. başlangıcıma geldim bir tane zincirimi çekiyorum ve buradan yine sık iğnelerimizin üzerine yeni sık iğneler yaparak zincirime doğru ilerliyorum zincirimin dibine batıyorum Evet şu şekilde ördüm şimdi zincirimin her birine batarak sık iğneler örüyorum her birine bir defa batıyorum Bitene kadar zincirlerimiz bu işlemimizi tekrar edelim. Zincirimizin tamamını örerek geldim. Şimdi şu şekilde tutuyorum. Hemen dibine de batıyorum bir tane. Ve buradaki sık iğnelerimin üzerine batarak 15 sık iğnemin 15'ini de örerek diğer zincirimin üzerine doğru ilerliyorum. ekine batıyorum. Ve diğerlerine de aynı işlemlerimin tekrarıyla birer birer batarak kop kısmını tamamlıyorum. Evet, geçişimizi yaptık. Şimdi devam ediyorum. Bu yöndeki zincirimizi de tamamladık. Şimdi şurada yarımını örmüştük, yarımını örmemiştik. Hemen dibine batarak sık iğnelerimi tamamlıyorum 2 3 4 zincirimin bulunduğu yere geliyorum ipimi kaydırıyorum bir tane zincir çektikten sonra keserek tamamlıyorum Ve şöyle görelim çantamızın her iki kulbunu ördük şuradaki görmüş olduğumuz çizgi arasından fırfırlarımızı da örmeye başlayabiliriz artık gayet güzel oldu bakınız minik prenseslerimize çok şık bir çanta evet şimdi zincirimi çekip düğümümü attım ve şöyle örmeye başlıyorum şu kattan girelim her iki rengin değişik olduğu yerden. renkten rengi geçişimizin bulunduğu yerden örmeye başlıyorum üstten örelim sabitliyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve aynı yere 1 2 3 bir defa dolayıp üç kere ördüğümüz trabzanlarımızdan örüyoruz bir defa doladım 3 defa da çektim hemen yanındakine toplamda üçer tane olacak yanındakine giriyorum 1 2 3 aynı yere ikinci kez giriyorum 1 2 3 1 2 3 devam ediyorum araya giriyorum 1 2 3 2 3 her birisini üçer üçer örüyorum araya giriyorum üstten örelim yani şöyle tuttuğumuzda krem rengi bölümümüz yukarıda kalsın fırfırımız düzgün düşsün yok alttan örerseniz fırfırımız ters düşer bütün trabzanlarımızı üçer üçer örerek başlangıç noktamıza kadar gelelim çantamızın fırfırlarını bu şekilde ördük. Bakın ne kadar güzel oldu. Her iki tarafı da görmekteyiz. Şöyle minik prenseslerimize en son başlangıç ve bitişinin bulunduğu yerdeyim. Son trabzanımızı ördükten sonra zincirimle başlamıştım. Zincirimin tepe noktasına geçiyorum. Şu şekilde ilmeğimin içerisinden kaydırıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz. Ve çantamız bu şekliyle bile kullanmaya hazır şöyle minik bir çiçek yapmak istiyorum şu kısmı ama yani dilerseniz bu sadelikle bu şıklıkla da çantamız kullanılabilir şöyle içini de görelim çok güzel oldu Evet minik bir çiçek çalışalım zincirimizi çekelim düğümümü attım 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektim yuvanın içerisine giriyorum ilk zincir yuvasının ve şöyle küçük bir yuvayı hazırlıyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ipimi şöyle alıyorum tığımın başını dolayıp yuvamın içerisine giriyorum 1 ve 2 2 defa da kapadım bir tane zincir çekiyorum tekrar yuvaya giriyorum 1 ve 2 bir zincir çekiyorum tekrar aynı yere girerek küçük kafesler oluşturuyorum şu an 3 tane kafesim oldu dördüncü kafesimi ördüm bir zincirimi çektim bir tane zincir yeniden bir zincir tekrar giriyorum ve son olarak bir zincirimi çekip 1, 2, 3, 3. zincir içerisine gelerek batıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kafesimiz oldu. Şimdi ilk kafes içerisine alttan giriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 3 zincirimle birlikte 4 tane trabzanım oldu 1 ve 2 tane zincir çekiyorum diğer yandaki kutucuğa batıyorum tekrar 1 2 zincir çekiyorum bir sonraki kutucuğa gelip 4 tane trabzanım örüyorum 1 2 3 ve 4. 2 tane zincir yandaki kafese giriyorum. 2 tane zincir tekrar diğer kafesin içerisinde 4 tane trabzanım örüyorum. 1 2 3 ve 4 2 zincir çekiyorum yandaki kafese 2 zincir çekiyorum 1 2 3 4 tane örüyorduk dördüncü de tamamlıyorum 1 2 zincir çekiyorum iki tane zincirimi çektikten sonra ilk zincirle ördüm trabzanın tepesine gelip batıyorum bir tane zincirimi de çektikten sonra Minik çiçeğimi bu şekilde tamamlıyorum. İpimi içeriye alalım. İpimi iç kısma alarak gizledim. Şimdi tekrar pembe rengimle geliyorum. Şu kısma batıyorum. Araya battığım yere bir tane zincir çekiyorum bir sonraki trabzan üzerine batıyorum bir zincir çekiyorum trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir takip eden trabzan bir zincir takip eden trabzan bir zincir ara boşluğa girelim bir zincir tam tepesine batıyorum hepsinin arasında bir zincir araya giriyorum bir zincir trabzanlarımın her birini birer birer aralarında zincir çekerek batıp ilerliyorum. Bir zincir batıyorum. Bir zincir araya giriyorum. Bir zincir tepeye batıyorum. Bir zincir araya giriyorum. Bir zincir trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Birer zincirle başlangıç noktamıza kadar örerek geldim. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. İlk başladığım bölümün tepe noktasına gelerek batıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 tane zincirimi çekiyorum ve batıyorum. İlk zincirimin bulunduğu noktaya batıyorum tekrar bir daha ilmeğimi kaydırıyorum bir zincirle sabitledikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve buradaki iplerimin hepsini temizleyelim sonrasında yeniden birlikte olalım Evet temizliğimizi yaptıktan sonra istediğimiz bir sap kenarına hangi taraf istersek şu şekilde geçirelim ve çantamızı minik bir süsleme ile taçlandıralım. Evet şöyle görelim. Bu çok kolay çantamızı sizlerle birlikte bütün aşamalarını ördük. Ee, rahatlıkla sadece trabzan örenler bile yapabilecektir. Müzik